harika bir proje bu Onurcuğum. Amerika'da örnekleri çok. Özellikle de New York'ta. Biraz inceleme fırsatım oldu dayı tabii ki oradaki evleri. Yani feyiz aldım diyebilirim. Ama benimki bittiğinde daha farklı olacak yani göreceksin. Ama bu evler çok daha konforlu. Gerçekten başarılı. Tebrikler Apollo. Sağ ol dayıcığım, sağ ol. Ben bu proje üzerine çok uğraştım, çok emek verdim. Beni heyecanlandırıyor. Yani bittiğinde ne demek istediğimi anlayacaksın. Gel. Onur, müsait misin? Müsaitim, gel. Dayımı hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Hoş geldin Haluk abi. Hiç değişmemişsin. Yoksa gençlik iksirini mi buldun? Teşekkür ederim Pelinsi. Ama sen çok değişmişsin. Yoksa sen de zayıflama iksirini mi buldun ha? Onurcuğum, peyzaj mimari bir arkadaşım öğleden sonra gelecek. Müsait misin? Ben önce bir Lale ile konuşayım. Bir karar verelim, ona göre bakarız. Onur, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Lale peyzajdan ne anlar? Ya sen bu projeyi batırmaya falan mı çalışıyorsun? Pelinsu, bir sakin ol. Ben Lale'ye güveniyorum. Ayrıca kimden fikir alacağımı da sana soracak değilim, değil mi? Tabii. Çok affedersin. Özür dilerim. Ben öğleden sonraki görüşmeyi iptal edeyim en iyisi. Et, et. İptal et. Ederim. Merhaba canım. Resmen delirdi. Ya bu kız onun aklını başından aldı ya. Gün geçmiyor ki seni kendi kendine konuşurken yakalamayayım. Vallahi gözlerimin önünde delirdin yani. Evet delirdim. Delirdim. Sen de o dev ekranından yansıtırsın bunları. Ayrıca eğer ben delirdiysem gerçekten büyük bir kıyamet kopacak demektir minik kuş. Bir dakika, senin gibi tepki vereceğim şimdi. Wow, çok korktum. Ya kızım sen ateş olsan cümlün kadar yer yakarsın ya. Anca af kur. Ay hatırlat da sana bir ara deyimler sözlüğü vereyim de ufkunu genişlet. Yani genişletmen gereken kısmı genişlet. Ayrıca sen ne saçmalıyorsun ya? Ya sen ne saçmalıyorsun? Yok kıyamet kopacakmış da yok bilmem ne olacakmış da. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Hepiniz yakında ne olduğunu göreceksiniz. Bekle ve gör müyüm kuş? Bekle ve gör. Aa. Yemin ediyorum manyaklaştı bu kız. Evet. Laf sokmak acıktırır. Yeni motto. Yeter artık. Yeterince sabrettim. Bu akşam herkes her şeyi öğrenecek. Sözleşmeyi de, Onur'un miras için evlendiğinde herkes öğrenecek. Aa, Pelinsu, ne oldu kız? Kafandan buharlar, dumanlar çıkıyor. Kim fokurdattı seni? Hayırdır? Kim olabilir Erol? Kim olabilir? Tabii ki senin günden güne deliren kuzenin yüzünden. Ne yaptı? Yine ne yaptım? Bizim projenin peyzajını Lale Hanım yapacakmış. Ya Lale ne anlar peyzajdan? Bu işi bitirmeye mi çalışıyor? Allah Allah, Lale ne anlarmış peyzajdan acaba? Resmen projeyi bitirmeye çalışıyor şu anda. Ben gideyim konuşayım mı bununla? Konuş tabii. Lale buradayken konuş hatta. Aa, Lale burada mı? Evet, yanında. Önce Onur'u avucunun içine aldı. Sonra şirketin içine girdi. Yakında aileyi de dağıtır. Deme de deme. Demem. Dağıtır. Vallahi dağıtır. Aileyi de dağıtır. Hele o son olaylardan sonra kesin dağıtır. Ne? Ne oldu? Ha senin son olaylardan hiç mi haberin yok? Ne? Ne oldu? Kız gel otur. Gel. Neler oldu? Gel. Anlatayım. Ay inanmıyorum Erol. Bunlar resmen birbirlerine girmişler. Kız ne diyorum, birbirlerine girdiler. Toz attılar birbirlerine. Songül'le yengem köşeden kopmuşlar, çarpışmışlar. Öyle düşün. Erol. Sen bana kara melek diyorsun ama ana kara melek Betül teyze. Ya resmen şeytanın ta kendisi. Vallahi bu övgülerini ileteceğim anneme ama kendisi de gerçekten anam diye demiyorum, anasının gözüdür yemin ediyorum. Neyse, bu Onur'la Lale'nin ilişkisi çatırdar. Artık anneler girdi zaten. Senin annendi, benim annemdi derken bunların ilişkisi iflah olmaz artık. Ay Erol, resmen keyfim yerine geldi. Neyse, söyleyeceklerim birazcık daha bekleyebilir. Neyi bekletiyorsun kız? Hiç. Ya diyorum ki bu şirket işlerine biz girmeyelim. Zaten birbirlerini yiyorlar. Gerek yok. Ay vallahi helal olsun. Aklın vücut bulmuş halisin yemin ediyorum. Tamam, bulaşmayalım, karışmayalım. Sessiz. Ay yemin ediyorum yine biz kazanacağız gibi hissediyorum şu anda. Tamam, gülmeyelim lütfen. Her gülüşümüzde filiz geliyor. Köşeden çıkıyor, tedirgin oluyorum. Gülme fobisi başladı yemin ederim. Ay Erol. İşte, tamam, habersin. Hmm.
onlar kavga edip ayrılmışlar. Kız bütün her şeyi gözümün önünde cereyan etti. Yani gerçekten ayrıldılar. Hayır. Gerçekten mi? Ayrılmak ne demek? Öyle bir bağırıyorlar. Durun diyorum, kimse beni görmüyor. Öyle bir kavga. Erol, ben gerçekten çok mutluyum. Yani o kadar üzüldüm. Bekledim. Ve zafer benim. Yemin ediyorum seninle gurur duyuyorum ve bütün sürecini gördüm biliyor musun? Duygulandım, ağlayacağım şimdi. O kenafir gözlerini gördüm. O verdiğin emeği, o kötülükleri, o nifak tohumlarını hep gördüm. Hak ettin ama. Erol, yani Betül teyze ve seni de görmezden gelemem. Yani siz de bana çok destek oldunuz. Bana inandınız. Lütfen, sen o potansiyeli her zaman taşıyordun. Anneme de iltifatlarını ileteceğim. Erol'cum, izin verirsen Betül teyzeye bu müjdeyi ben vermek istiyorum. Ay sen ver tabii, köpürtürsünüz iyice, sen ver. Şişt, benim de geliyor, kaç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.